Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas köyünde. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Seyfi amca biz neredeyiz şu anda? Sarıoğlan Palas köyünün tuz gölündeyiz. Tuz çekecek. 35-40 yıldır çekerim. Yumuşak bir zemin var şu anda bulunduğumuz bölgede. Buradan ileri doğru devam edeceğiz. Oradan tuzu çıkartacağız herhalde değil mi? 100-150 metre gideceğim. Zor mu peki tuz çıkartmak? Kolay olur mu ya? Ekmeğe bile çiğnemeyince yutamıyorum. Kolay olur mu? Ya su bol olması lazım. Yağmurun olmadığından, su olmadığından çekildi göl. Yoksa ta buralar tuzudu. Bu tuzu mala da kullanırız, yemeğe de kullanırız, salamıra, peynire, her şeye kullanırız. Mayasına iyi gelir bu. Mantar hastalığına iyi gelir. Buraya göle gelirler, yatarlar. Başlayalım mı? Bir de geldikten sonra bakarız ne çıkmış. Bakarız. Hadi rastgele. Sağ ol, Allah razı olsun. Seyfi amca tuzu gittin getirdin. Getirdim Allah'a şükür. Nasıldı? Ay normal. Zor oldu. Acık zor oldu tabii ya. Ekmeğe bile çiğnemeyince yutamıyorum. 50 kilo var. Nasıl tuz, kaliteli mi? Yok, pek kalitesi yok. Geçen seneler daha kaliteliydi. Gitgide kalite düşüyor mu? Düşüyor. Yani su olmadığından düşüyor. Su olsa rüzgar vurduğunda kürtük yapar. Bakalım mı tuza? Bakalım. Şöyle avucumuza biraz alalım. Nerede kullanacağız bunu? Bunu ancak malına, mısıra gider. Yani başka şeye gitmez. Yemeklere kullanılmaz mı? Yok kullanılmaz. Peki torbasını kaçtan satıyorsun bunu? Bunu giden sene 25'e verdim. Bu yıl 30 lira diyorlar. Burası bir torba mı geliyor? Bir torba gelir. Şunu bir gösterelim izleyicilerimize de efendim. İşte Palas, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Tuz Gölü'nden çıkan tuzlar. İşte görüyorsunuz Seyfi amcamız tuzu çıkarttı ve sürüye de bizim yanımıza kadar getirdi. Ne diyelim Seyfi amca, bundan sonraki süreç inşallah senin için, tuz için daha iyi olur rastgele. Sağ ol. Allah razı olsun sizden de. Sağ olun. Palas köyünün sembol noktalarından bir tanesindeyiz. Palas Ulu Camii'nin önündeyiz. Arkamızda bir tarih yazıyor. 1232 Alaaddin Keykubat zamanında yapılmış çok eski ulu bir cami. Neredeyse 1000 yıla yakın bir sürede evet, ayakta. Evet, 800 küsür değil mi? Bin, evet. 1000 yıla yakın evet ayakta. Buranın hiçbir zaman restoranlığı yapılmadı. Arkamızda ufak bir minare görüyoruz. Burası ilk minare herhalde. Evet, ilk minare. Orası ilk minare. Arkada da yeni bir minare. Arkada da yeni minaremiz var. Onu da zaten eğer restorasyon olursa onu yıkarız diyorlar. Camimiz çok güzel. Kışın sıcak, yazın soğuk olur içerisi. Bu tarihin içini görmek istiyoruz. İzleyicilerimize de göstermek istiyoruz. Yavaş yavaş sizle içeri doğru geçelim de şu içerideki serinliği yaşayalım mı? Dışarıda oldukça sıcak bir hava. Tamam, buyurun. Tabii, buyurun. Palas Ulu Camii'nin içindeyiz efendim. Dışarıda oldukça sıcak bir hava var. İnanın sıcaktan başımız ağrıdı. Öylesine bir sıcak ama burada az önce abimin de söylediği gibi ferahlatıcı bir soğuk hakim. Evet. Şimdi esas buranın içerisi orijinal değildir. Orijinali böyle değildi. Tavan tahtaydı. Bu mermerler, yani şu sonradan yapılanların hiçbiri yoktu. Orijinallığı tamamen gitmiş. İşte ehil insanlar restore etmediğinden dolayı mı bu sıkıntı evet, yaşandı? Evet, evet. Yani bizim gibi cemaat gelmiş buraya işte üstünü değiştirerek, yanları değiştirerek tamir etmişler daha doğrusu. Ama işte biraz sıkıntı çektik buranın restorasyonu yapılması için. Kışın da ama şey olur, sıcak olur. Sıcak derken dışarının soğuğunu içeriye almaz. Görüyorsunuz duvarlar birer metre genişliğinde. Evet, oldukça kalın duvarlara evet, sahip. Kalın, evet. Taş duvar hepsi. Asiye abla kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldin, sefa geldin kuzum. Ben 7 yaşından beri bu ilme her gün, her zaman çalarım. Hiç eksi gitmem evimden. Sürekli dokurum. Gerçekten renk renk, desen desen halıları burada dokuyorsun. Neler dokudum, neler. Büyük halıyı dokuduk, Kayseri'nin dev halısının içinde. Ben de vardım 6 kişinin içinde. En yaşlı benim, en başarılı beni saydılar, sevdiler. Allah razı olsun onlardan, Murat Bey'den.
Ben Ramazan'a 4 gün kalası Ömer Halis'i de okudum, tüm şehitlerimizi. Her ilmeğine gözyaşı döktüm, onların annesi oldum, ablası oldum. Unutamadığım hal 7 yaşındaydım, ilkokula gidiyordum 2. sınıfa. Öğlenci zabahçı vardı eskiden okula giderken. Ben öğlenciydim, sabah halıya gidip doğuyordum. Doğduğum yerde o halıyı doğudum, bu kaderi de ama paramı vermediler, hiç unutamam. Nasıl yapıyorsun peki bu işi? Var mı bir sırrı, bir püf noktası? Ya Allah, öğrettiler bize, öğrendik. Üniversitenin işi. Gidiyorsun, öğreniyorsun ya. Evet. Sen doğdun. Biz de bunu okumuş gibi öğreniyor, doğuyor. Allah sırrı, emek vereceğim, sevgi vereceğim. Benim gözümde sevgi dolu halıyı. Şöyle değerli izleyenler işte. Ekleri koyayım üstüne, bakın halının şeklini. Bu değil tek. Bundan 8 tane doğuyorum. Parça parça. Parça parça birleşiyor. Oldukça renkli ve güzel bir halı ortaya çıkacak herhalde. Aynen öyle. Onun normalde yapımı 16-17 gündür. Ama ben yalnız tek başıma dokuduğum için 20 gün, 25 günü bulur. Sırayla buradan başlıyorsun, oraya doğru dokuya dokuya gidiyorsun. Ondan sonra da bir at kalıyorum böyle. Bir de alıyorum, şu kirkidinen vuruyorum geri. Nasıl vuruyorsun kirkidinen, bir bakalım. Bu sağlam olsun diye. Bir daha kalkacağım. Ben en çok dokuduğum halıda Ömer Halis ve şehitlerini, o kuzulara çok üzülerek dokudum. Ne kadar sürdü? O 20 gün sürdü. Tek başına mı dokudun? Arkadaşım vardı yanında da. Onunla beraberdik. Hep ağlayarak dokudum, onu hiç unutamam bir an olarak. Bana kaç paraya dokun dedim, Murat Bey hayır dedim. Ben onlardan para istesem öbür dünyada onlar karşıma gelecek. Asiye abla, bu dokuduğun iplerin bir özelliği var mı? Şöyle gösterelim ekrana da. Oldukça yun, sağlam ve güzel sağlam, ipler. Sağlam, yun, bu tarihlerce gider. Yıllarca gider, yıllarca kalır. Kopma olmaz, bozulma hayır, olmaz. Hayır, hiç olmaz bunda. Hiç. Hiçbir şey bunu olmaz. Bunu sürekli kullan yani. Bunun halısı. Nesiller boyu. Doğal, bunu şimdi yundan yapıyorlar, boyuyorlar kök boyayının. Evet, yani tamamen doğal. Boyaması kök yani, boya kendisi de yün. Bunu boyanan yıllar zaten televizyonda da gösteriyor. Bizim gidip görmüşlüğümüz yok da bize boyanıyor, geliyor, biz kendimiz dokuyor. Ben sürekli içi olarak dokudum. Tuzhisar Sarıoğlan seferini yapan iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucunda 1980 yılında yaklaşık 30 vatandaşımız işte hemen ardında görmüş olduğunuz demir yolunda maalesef hayatlarını kaybettiler ve o vatandaşlarımızın anısını yaşatmak üzere de bu üzerinde bulunduğumuz anıt dikildi. Asker abi, bir facia burada yaşandı 1980 yılında. Evet. Siz de o dönemleri canlı canlı yaşadınız. Neler evet. söylemek istersiniz? Şimdi o dönemde bura tam kör noktaydı yani. Kör nokta denilen yer burasıydı. Burada işte iki tren kafa kafaya çarpıştılar. Ve o esnada bayağı bir böyle ne bileyim insan şeyiydi yani. Yananlar, şeyden bağırıp çağıranlar, vatandaş işte o zaman herkes tarlasında falan, treni gören buraya köylü buraya akın etmişti yani o zamanlar. Bayağı bir hasar vardı yani. Kaç vatandaşımız o dönemde hayatını kaybetti? Kesin bilmiyorum da bayağı vardı yani söylenenlere göre. 30'un üzerinde vardı yani. Şu anda bulunduğumuz anıt da o vatandaşlarımızın evet, evet. anısına dikilmiş ve onların aziz hatıralarını yaşatmak evet. üzerine yapılmış bir anıt. Evet, doğrudur. Öyle bir anıt, toplu mezar yani buna. Eskiler biliyor ya, yeni nesil de biliyor yani işte bu anıtı görerek hatırlıyorlar yani. Güzel bir yazı yazılmış. 7 Haziran 1980 tarihinde Tuzhisar Sarıoğlan arası tren kazasında hayatlarını kaybeden yolcu ve demir yolcularımızın anılarına dikilmiştir. Ruhunuz şad olsun evet. denmiş Fatiha şad demişler. Olsun. Evet, ruhları şad olsun. Anıyoruz. Dualarla analım bu vesileyle. Amin. Evet, vesileyle ruhları şad olsun hepsini de. Allah rahmet eylesin. Asker abi, Palas köyünün en yüksek noktalarından birindeyiz ve köy tüm haşmetiyle hemen ardında Tuz Gölü olmak üzere bizi selamlıyor. Aleyküm selam. Güzelce görüküyor. Aynen gördüğün gibi dümdüz bir ova var böyle. 1974 yılında bura kasabaydı. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlandı. İlçe Sarıoğlan Belediyesi olarak yönetiliyoruz. Şimdi iki şeye, mahalleye ayrıldı. Demiryolundan bu taraf Palas Mahalle Muhtarlığı. Bu tarafta Rıca Mahallesi olarak iki tane muhtarlığımız var. Kayseri'nin yüz ölçümü olarak en büyük köyü herhalde Palas değil mi? Evet evet. Doğru. Yüz ölçümü olarak hemen hemen de en büyük köy diyorum. Kayseri'deki en evet. büyük köye şu anda bakıyoruz. Oldukça da yeşil ve evet. güzel bir köy. Verimli toprakları var. Tabii o
Tuz Gölü'nün de o verimli arazisinden, suyundan faydalanan bir köy. Doğrudur. Yalnız işte su yok. Su olsa bizim arazimiz, çok verimli arazimiz var. Fakat sulama suyu işte sondajla vatandaş idare ediyor. Ekim, dikim tarlalarını onlarla suluyorlar işte. Pancar ekiyorlar yazın işte. Arpa, buğday genellikle bunları ekiyorlar. Kayseri'ye kaç kilometre uzaklıktayız? Kayseri'ye 65 kilometre uzaklıktayız şu anda. Sarıoğlan'a bağlı. Evet, Sarıoğlan'a da. Peki hafta sonu ben ailemi alıp Tuz Gölü'nü görmeye gelsem, o şifalı sulardan, o şifalı tuzların üzerine basıp vücudumdaki ağrıların azalmasını istesem nasıl bir yol izleyebilirim? Şimdi doğru Kayseri'den çıktığın zaman buraya geleceksin. Palas'ı takip edeceksin. Geleceksin. Buradan bilmiyorsan bir köyün içine gelince vatandaşa sorduğun zaman onlar size tarif eder, rahatlıkla gidersiniz. Gösterir. Araçla ulaşım sağlanıyor herhalde. Tabii, tabii. Kolay da bir ulaşım var. Köy yollarınız oldukça ulaşımı güzel. Çok güzel. Ulaşımı çok güzel. Nüfusumuz da bayağı kalabalık işte. 6000'e yakın nüfusu var buranın. Bu çevrede en kalabalık nüfusa sahip bizim köyümüz. Neredeyse bir ilçe nüfusunda. İlçenin nüfusundan fazla yani. Hemen hemen de iki katı. Sarıoğlan ilçesinden fazla yani. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Köyü'ndeydi. Efendim Palas Köyü'nün verimli toprakları ve tabii ki bin derde deva Tuz Gölü bizleri kendisine hayran bıraktı. Önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.